ilişte olan bir kaza değil bir cinayettir. Eğer önceden uyarmışsanız ve bu uyarılara uymamışsanız bu artık bir kaza değil. Onlarca milletvekili arkadaşımız gitti, onlarca öneriler verdik, medya konuştu, çevre dernekleri konuştu ama sen hiçbir uyarıyı dinlememişsin. Artık bu bir kaza değil, bu bir cinayettir. Tam fay hattının üzerine, fay hattının üzerine, bakın bu da kırmızı, bir siyanür havuzu koymuşsun ve yerleşim yerlerinin hemen kıyısına bir maden alanı açmışsın. Bu artık bir kaza değil, bu bir cinayettir. Şimdi onlarca canımız siyanürlü bir toprağın altında, siyanürlü kitlenin de Fırat Nehri'ne mesafesi sadece 250 metre arkadaşlar. Tüm Fırat Havzası şu anda risk altında. Romanya'da Şubat 2000, Peru, Bolivya'da 93, Şili'de 65 yılında binlerce kişi öldü. Romanya'daki sadece 100 bin ton topraktı arkadaşlar. Ve Çernobil'den sonra Avrupa'daki en büyük felaket denildi. Şu anda oradaki bahsettiğimiz tam 10 milyon metreküp. Tonaj itibariyle 15-20 milyon tondan Romanya'dakinden 150-200 kat bir şeyden bahsediyoruz. Değerli arkadaşlar, Türkiye siyanür ve sülfürik asit çetelerinin işgali altındadır. Ve biliriz ki hiçbir işgal içeride işbirlikçi olmadan mümkün değildir. İlişte geçmişte bir İlhan Cihaner olayı var. İlhan Cihaner şirketten rüşvet alan bir FETÖ'cü savcı hakkında soruşturma açıyor. Daha sonra bir gizli tanıkla tutuklanıyor. Bu gizli tanığın daha sonradan bu FETÖ'cü savcı olduğu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Herkes FETÖ'nün bu işe bu FETÖ'cü savcıyı savunmak için dahil olduğunu zannediyor ama bilmedikleri bir şey var. Ya FETÖ o günlerde bu altın madenlerin bizzat işleticisi arkadaşlar. O dönemdeki Koza altın madeninin 5 tane maden sahası şu anda hala da çalışır durumda. Biliyor musunuz bunu? Siyanürle işletilen altın madenleri FETÖ'nün finansmanında ve devleti işgalinde amiral gemisi olmuştur. İşte çöplerde de aynısı. Şimdi o çöplerdeki de FETÖ'den Çalık grubuna geçmiş. Aynen Fas'ta da böyle Koza altının alt teşeronu çalışıyor. FETÖ bu işleri kolaylamak için size tam 20'ye yakın maden kanunda değişiklik yaptırmış. Şunu anlayın. Kim ki bu altın madenlerini savunuyor ise ondan bir menfaati var ve bu işgalin tarafıdır. İşte Binali Yıldırım da bu işgali bu şirketi savunuyor. İşte Murat Kurum da kurumsal olarak geçmiş bakanlığında buna destek vermiş. Çöpler sahası kimyasal sızıntı nedeniyle 22 Haziran 2022'de kapatılıyor. Sadece 3 ay sonra tekrar açılıyor. Kimin zamanında? Murat Kurum. Madende kapasite artışına gidilmiş. Onayını kim vermiş? Murat Kurum. Kapasite artışı için ÇED gerekli değildir denmiş. Kim demiş? Murat Kurum. Maden alanı Çöpler Köyü'ne arkadaşlar, burada uzaydan görüntüsü var. Çöpler Köyü'ne 250 metre, İliç ilçesine 850 metre, Sabırlı Köyü'ne 850 metre, Fırat Nehri'nin kenarına sadece 250 metre. Ya arkadaşlar, burada tam 2447 futbol sahası büyüklüğündeki bu alan varken sadece 200-250 metre kalmış köyün yanına, nehrin yanına. Siz burayı genişleteceksiniz, kapasite artışı vereceksiniz de daha nereye kadar verebileceksiniz? Yani Murat Kurum, çöplerde nasıl bir fantezi hayal ediyorsun, nasıl bir hayalin var da İstanbul'daki hayalini de anlayabilelim. Bize anlat, bunu anlayabilelim. Şimdi 4 tane savcı görevlendirmişler. Bence savcıları İliç'e göndermeyin. Murat Kurum'a gönderin, Binali Yıldırım'a gönderin. Bakan, vali, hakim, savcı, herkes yardımcı olmuş. Hatta bilirkişi heyetine AKP'li koymuşsunuz. O yüzden siz savcıları İliç'e göndermeyin, doğrudan AKP genel merkezine gönderin. Çünkü bütün bu sorumlular orada duruyor. Türkiye Cumhuriyeti eğer bir hukuk devleti ise Binali Yıldırım ve Murat Kurum hakkında soruşturma başlatılmalıdır. Çevre felaketine yol açmaktan ve insan canına sebep olmaktan soruşturma açılmaktadır. Hani siz sözlükten suç uydurup da Ekrem İmamoğlu'nu yargılıyorsunuz, ceza veriyorsunuz ya. İşte suçun daniskası burada. İnsan hayatına mal oluyorsunuz, çevre felaketine yol açıyorsunuz. Neredesiniz savcılar? Ama mahkemeler bu dönemde adalet dağıtma uğraşında değil ki arkadaşlar. İktidarla bir olup, mahkemeler iktidarla bir olup muhalefeti dağıtmaya çalışıyor. Al işte 6 tane de bana dava açtılar. Ne için biliyor musunuz? Bakın bundan bir de Fas'ta da var arkadaşlar. Şu gördüğünüz yeşil coğrafyanın bağrındaki bu sarı görüntüye ne dedim ben biliyor musunuz bir hekim olarak? Dedim ki sarı çıba. Ben yeşil coğrafyanın... Buyurun tamamlayın
sayın adı güzel. Ben bir yeşil yaptım. Coğrafyanın bağrındaki sarı çıban dediğim için mahkeme açtılar ve savcı da bunu dikkate alıp sarı çıban dediğim için bana mahkeme açtı. 6 tane mahkemem de benim var. Helal hoş olsun. Şimdi sakın şunu demeyin işte devlet bu kadar madenlerden para kazanıyor falan filan. Arkadaşlar hiçbir şey kazandığı yok. Size söyleyeyim bakın çok dramatik gelecek. Şu alan Ordu Fas'ta bunun üzerine fındık ekse bir yıllık fındık bedeliyle buradaki devletin buradan altından kazandığını fazlasıyla kazanıyoruz. İşte size bedelini anlatmak için güzel bir örnek. En trajik olan da ne biliyor musunuz? Devlet bu siyanür çetesine 209 milyon liralık vergi affı verdi. Millet kendi toprağını, kendi vatanını savunmak için mahkemelere başvurabilmek için yardım parasıyla gitmeye çalışıyor. Yani toprağı devletten millet korumaya çalışıyor değerli arkadaşlarım. Muhalefet önceden her konuda iktidarı uyarsa da iktidar ne yazık ki bunları dinlemiyor. Sonra da olay ortaya çıktıktan sonra oraya bakan gönderiyor. Acıları paylaşıyor. Gerekli önlemlerin alınacağını söylüyor. İşin özü olmadan konulara müdahale etmek. 2021 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a madenlerle ilgili 9 tane soru yönelttim. Bunlardan biri de bugün toprak kayması olan bölgeyle ilgiliydi. Sorumuz şöyle. Fırat Nehri kıyısına kurulmasına izin verilen yılda 9000 ton sülfürik asit, 7000 ton siyanür, 5000 ton silika ve bunlar gibi onlarca zehirli kimyasalı su gibi kullanılan her gün Mısır piramidi gibi zehirli pasa dağlarını Fırat kıyısına yağan çöpler altın madeni için detaylı inceleme yapılmış mıdır? Yaptırdıysanız Fırat Nehri'nin hemen kıyısına yığılan ve zehirli ağır metaller ile sülfürik asit sızıntısı kaynağı olan Pasa dağlarıyla deprem fay hattı üzerine inşa edilen 47 milyon metre küplük zehir barajıyla bırakın Erzincan ilimizin güvenliğini Türkiye'nin gıda güvenliğine ve hatta Orta Doğu'nun gıda güvenliğine bir tehdit haline gelmiş olan çöpler altın madenine nasıl izin verildi? Bugün İliç'in Kemaliye ve Erzincan'ın güvenliğini tehdit eden Munzur Dağları'nın hedef almış bu madenle ilgili yeni detaylı bir inceleme yaptıracak mısınız dedim. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Murat Kurum'un verdiği yanıtta şöyle diyor. Erzincan ili İliç ilçesi Çöpler Köyü mevkiinde Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılması planlanan Çöpler Kompleks Madeni Kapasite Artışı Projesi için 24.12.2014 tarihinde ÇED olumlu raporu verilmiştir. ÇED sürecinde Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzincan Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Bakanlığımız yetkililerinden oluşan kapsamlı bir inceleme ve değerlendirme komisyonu marifetiyle ÇED raporu verilmiştir diyor. Şimdi işin özüne gelelim. Önce bu ÇED raporu verenlerden işe başlamak lazım. Burada kimin imzası varsa önce onları soruşturmaya çağırmak lazım. Çünkü bu konuların olacağı öngörülebiliyor ve muhalefet olarak da biz bu konuda uyarıyoruz. Neden bunlar dikkate alınmadı? Bakınız İbrahim Gündüz diye bir kitap yazan gazeteci arkadaşımız var. Bugün Türkiye madenlerinde nerede ne risk varsa o kardeşimiz gitti hepsini derledi kitap haline getirdi. Ya birisi onu okuyan yok mu? Olayın olacağı belli. Bakana soruyoruz. Siyanürle altınla aramayla ilgili ne yapılıyor diye bakan kendince kafa buluyor. Diyor ki altın siyanürle çıkarılmaz. İşlenmesini soruyoruz. O altının çıkarışıyla ilgili yanıt verip olayı safsaklıyor. Herkes işini doğru yapsa bugün bunlar olmaz. Adalet Kalkınma Partisi iktidarların döneminde Türkiye'de Avrupa'da iş cinayetlerinde bizi birinci noktaya taşıyan vurdum duymazlıktır. Kalkıp da günah çıkarmanın alemi yok. Meclis araştırması açılsa ne olacak? Yarın bu meclis araştırmasının rapor ortaya çıkınca bununla ilgili sorunlar gerekli cezayı alacak mı? İşin birinci noktasından başbakanına kadar kim sorumluysa hepsi oradaki bugün toprak altında kalandan da Fırat'a ulaşmaz dilerim. Ulaşırsa ülkenin içine düşeceği tazminat davaları dahil her sorunun vebalini taşıyor.
birilerini zengin edeceğim diye ülkeyi kritik bir noktaya taşıma alemi yok. Eğer bu siyanür Fırat Nehri'ne ulaşırsa yalnızca Türkiye değil, uluslararası anlamda da başımıza gelecekleri önceden öngörebilmek lazım. Bu nedir ya? Ne orman kaldı, ne tarım alanı kaldı, ne sit alanı kaldı, ne askeri bölge kaldı. Üç kuruşluk birileri balı götürecek diye ülkemin değerleri çarçur ediliyor. Bunlar kabul edilebilir bir durum değil. Madenle ilgili çok sayıda yasa değişikliği yapılıyor. Ya bu yapılandan Türkiye'nin faydası ne dediğiniz zaman, eğer orada artı değer üretiliyorsa o bile bir yolla geri aynı kişilere gidiyor. Milletvekili olarak böylesine bir duruma seyirci kalmayı ben içime sindiremiyorum. Murat Kurum diyor ki arkadaşlar, o zaman bizim aldığımız tedbirlere göre böyle bir risk yoktur, kayma söz konusu değildir diyor. Ve kendisi dün bir açıklama yapıyor. Yaptığı açıklama gerçekten insanlık dışı. Diyor ki yapılan göçük sonrası 9 işçimizin kaldığı söyleniyor. Umarım kurtuluruz, duacıyız diyor. Biz Murat Kurum'un bu sözlerini ve yine 2021 yılında burada göçük olma ihtimali yoktur raporuyla ve verdiği raporla bir kez daha buradan görmüş oluyoruz. Suçlularla ilgili açık açık söylenen, artık adını koyarak konuşmak gerektiğini düşündüğümüz bir durumla karşı karşıyayız. Bugün ülkenin dört bir tarafı iş gibi tavan edilmektedir. Ve bunları veren, ruhsatı veren Çevre ve Şehircilik Bakanı'dır ve şu anda İstanbul Büyükşehir adayıdır. Buradan savcılara sesleniyorum. Murat Kurum hakkında acilen soruşturma açılmalıdır ve gerekli işlemler yapılmalıdır. Yapılmıyorsa bu ülkede hukuk yoktur, anayasa yoktur, hukuksuzluk vardır. Açıkça bunu ifade ediyoruz ve acilen tedbir alınmalıdır, gözaltına alınmalıdır ve gerekli tedbirler yapılmalıdır. Bu ülke Afrika'da yapılan siyanürlü arama linç yönteminden farklı bir şekilde yapılmamaktadır. Dünyanın birçok yerinde yasaklanan ama sadece Afrika coğrafyasında ve aynı zamanda bizim ülkemiz olan Orta Doğu ve Avrupa'nın içerisinde yapılmaktadır. Bu ülke ve bu insanlık bunu hak etmemektedir. Biz insanların bu kadar yok sayıldığı, değersizleştiği bir durumu kabul etmemiz mümkün değildir. İktidar milletvekilleri ve grup sözcüleri diyor ki bizim için insanlık önceliktir. Bu mudur insanlığın önceliği? İnsanlar yer altında kalmış durumda, burada insanlar gülüyorlar. Bu mudur milletvekili sorumluluğu? Bunu kabul etmek mümkün değildir ve biz ısrarla ve inatla diyoruz ki İliç'ten ders çıkartılmalıdır ve Türkiye'nin birçok yerinde, adını hemen sayabileceğim birçok yerinde aynı yöntemlerle devam edilmektedir. Kastamonu'ya gittiğimde gördüğüm Hanani ilçesi 500 metre yakınındadır. Bu linç olan yerine hemen yakındadır. Kütahya keza çok tehlikelidir ve uyarıyoruz. Kütahya da aynı şey olma durumuyla karşı karşıyayızdır. Artvin'de benzer bir durum vardır. Uşak Kışla Dağı'na benzer bir durum vardır. Bergama'da, İzmir Bergama'da böyle bir durum vardır. Balıkesir'de benzer bir durum vardır. Manisa'da benzer bir durum vardır. Giresun, Gümüşhane benzer bir durum vardır. Üzülerek söyleyeyim ki şu anda bu tür ruhsat verme yöntemine ilişkin şu anda bakanlığın elinde 560 tane ruhsat verilmek istenen ve bu şekilde maden araması istenen bir durumla karşı karşıyayız. Bizim gördüğümüz durum şudur. Bu ülkede yaşanmış olan ekonomik, sosyal, toplumsal kriz, anayasasızlık hali her yerde vardır ama doğa alanında kuralsızlık vardır. Ve getirilmek istenen maden yasasında görüldüğü gibi aslında şu anda 5 maddede toplanan başlık altında 4'ünü şu anda ruhsatsız herkes her şeyi yapabilir hale getirmek istenmektedir. Geri çekmeyle ilgili olumlu bir tutum alındığını, ancak geri gelirse de bununla ilgili bu halkın ve bu meclisin karar vermesi gerektiğini düşünüyoruz ve asla buna müsaade edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla şöyle bir şeyle devam etmek isterim sayın milletvekilleri. Gerçekten dünyanın çöplüğü haline gelmekle karşı karşıya olduğumuzu ifade ettim. Ama aynı zamanda yaşadığımız her yer, nefes aldığımız her yer, yediğimiz gıda bununla tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sevgili grup sözcüsü söyledi. Dünyada yasaklanan siyanürle altınla arama yöntemi neden bu ülke insanlarına veba görülüyor? Neden hala devam ettiriyorsunuz? Kazançlarınızın %90'ının yurt dışına çıktığını söylüyorsunuz ama ben buna inanmıyorum. Çünkü biz aynı zamanda bu uluslararası şirketlerle şu andaki iktidarın görünür olmayan ortaklığı olduğunu düşünüyoruz. Bu paylardan nasibini aldığını düşünüyoruz. Aksi takdirde hiçbir kazancı olmayan,
bütün gelirlerini %98'ini yurt dışına gönderen bir anlayışı bizim kabul etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla açık açık söylüyoruz, uluslararası şirketlerle ve ulusal şirketlerle yapılan işbirliğinin savcılar tarafından araştırılması gerekir. Aksi takdirde bu memleketin kaynakları, olanakları herkese peşkeş çekilemez. Böyle bir durumu kabul etmek mümkün değil. O nedenle önergemiz şudur. Bu mesele acil araştırmalı. Bunun için meclis komisyonu oluşturulmalı. Bu komisyon çerçevesinde başta İliç olmak üzere bununla ilgili her türlü önlem alınması ama aynı zamanda bahsettiğim gibi birçok ilimizde yaşanan durum çözülmesi gerekiyor. Sadece bu alanda değil ama aynı zamanda hem Kürdistan coğrafyasında hem Türkiye'nin her tarafında yapılmak istenen bu 560 civarındaki bölge haritada tek tek nokta nokta bellidir. Bunların yapılmasının önüne geçilmezse inanın tekrar ediyorum İliç gibi durumlar çok fazla yaşanmasıyla karşı karşıyayız ve o nedenle şunu söyleyerek tekrar toparlamak istiyorum. Biz bu ülkenin kaynaklarını, doğasını, havasını, suyunu, insanlarını bu kadar bedavaya bulmadık. Bu insanlara karşı sorumluluğumuz var ve bu insanların hakları var. Bu hakları savunmak bu meclisin görevi. Eğer bu meclis bu görevini yerine getiremezse inanın tarihte çok kötü bir sorumluluk almış olur ve insanların şu andaki yaşamış olduğu göz göre göre ilmek ilmek söylenmesine rağmen katledilmesinin sorumlusu olur. Bakan bunun sorumlusudur ama şimdi biz bu konuda gerekli çalışma yapmazsak meclisteki bütün insanlar, bütün vekillerimiz de aynı zamanda gerekli sorumlu yapmadığı için bunun bir pratik parçası olurlar. O nedenle kademe kademe bütün bu ilişteki sorumlulukları olan memuru, siyasetçisi ve aynı zamanda hukukçusu ve bununla ilgili gerekli işlemi yapmayanlar hakkında işlem yapılmalıdır. Yapılmazsa bunların yolu açılmaya devam edecektir. O bakımdan bu işlemin yapılmasını biz takipçisi olacağız. Ben 2022 yılında bu ilişteki yapılan o zamanki olayla ilgili suç duyurusunda bulmuştum. Savcılığın verdiği bana soruşturmaya gerek yoktur demişlerdi. Aynı suç duyurusunu tekrar yapacağız. Ama bu sefer bunun takipçisi olacağız ve bunun sonuçlarını sonuna kadar götürmek istiyoruz. Özetlersem meclisimizin sorumluluğu bu konuda ağırdır. Bu ağır sorumluluğu yerine getirme konusunda duyarlı olmasını, meclis araştırma komisyonunun kurulmasını, bütün milletvekillerinin ayrımsız siyasi parti gözetmeksizin gereğini yapmasını ve bunun çerçevesinde de bu sorumlulukları yerine getirmesini özellikle rica ediyoruz. Bu çerçevede ben hem DEM Parti adına hem de kişisel olarak sözlerimi burada sonuçlandırıyorum. Teşekkür ediyorum. Çöpler Altın Madeninde dün yaşanan toprak kayması sonucu 9 vatandaşımız toprak altında kalmıştır. Tek bir madencinin can kaybı yaşamaması umuduyla sürecin tamamlanmasını temenni ediyoruz. Uzmanların da belirttiğine göre bu felaket göz göre göre gerçekleşmiştir. Bu bir cinayettir. Bakanlık akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasını engellemek amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat'a ulaştığı yerdeki menfezlerin kapatıldığını bildirmiştir. Sabırlı Deresi'ni kapattıklarına göre demek ki dereye, toprağa ve yeraltı sularına da siyanürün bulaşması da söz konusudur. Peki bu alanın temizliği nasıl yapılacaktır? Orada tarım, sulama yapılıyor. Vatandaşlar yeraltı sularını kullanıyor. Çok iyi biliyoruz ki altın madenciliğinde kar çok uluslu şirketlere, riski ve zararı da halka çıkmaktadır. Altın madeni çıkartılan hiçbir ülke zenginleşmemektedir. Aksine ülkelerin yeraltı kaynakları egemen sınıflar ve işbirlikçisi şirketler tarafından sömürülmekte ve yerel halka da mahvolmuş bir doğa ve tarım alanları bırakılmaktadır. Maalesef katliam göz göre göre geldi. Uzmanların, akademisyenlerin ve meslek örgütlerinin çağrılarına kulak tıkatıldı. Bu alan deprem fay üstünde dediler, Fırat Nehri'ne çok yakın dediler, toprak kayabilir dediler ama dinleyen olmadı. Üzerine bir de dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tesiste 3 kat kapasite artışı yaptı. Topraklarımızın 20 ton siyanürle zehirlendiği 2022 yılında şirkete ödül gibi ceza verildi. Ve şirket sonrasında hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Bugün 9 işçi göçük altındaysa ve binlerce yıldır Mezopotamya'yı sulayan Fırat'ın suları zehirlenme tehlikesi yaşıyorsa bunun sorumlusu o gün tüm uyarılara rağmen ÇED onayında ve kapasite artışında imzası bulunanlardır. Şimdi Türkiye'nin en önemli çevre felaketi yaşanıyor. Sayın Kurum, Çevre Komisyonu Başkanı olarak ortada yok. Çevre katliamlarının açalım lütfen bitirin.
Çevre katliamlarının hesabı sandıkta sorulacak deniyordu. Buradan çağrıda bulunuyorum. Sayın kurum, başkan olarak çevre komisyonunu toplayın ki sorumluların hesabını önce komisyonda soralım, sonra da sandıkta sorabilelim. Teşekkür ediyorum. Gerçek anlamda Çalık marka, altı yerli ve milli, üstü işbirlikçi bir katliamla yüz yüzeyiz. Bu işleri yapanların vicdanı ve ahlakı yok. Bunu biliyoruz. Ama maalesef biyolojik de olsa insan türündeler. Gözleri var, kalpleri var, ruhları var. Eski Bakan Murat Kurum, can veren işçi kardeşlerimiz için dua ettiğini söylemiş. Ben de bu katliamın göz göre göre gelmesinden sorumlu olan herkes için bir dilekte bulunmak istiyorum. Gözlerinizi toprak doyursun. Ruhları ve kalpleriniz altınla dolsun. Estirdiğiniz sömürü ve rant terörünüze, kurduğunuz vahşi düzene lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Meclis araştırması önergeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Şimdi meclis araştırması açılıp açılmaması hususunu oylarınıza sunacağım. Meclis araştırması açılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Meclis araştırmasını yapacak komisyonun 22 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oylamayı yapıp karar yeter sayısı arayacağım. Kabul edenler, kabul etmeyenler, ne düşünüyorsunuz? Yok. Karar yeter sayısı vardır. Kabul edilmiştir. Kabul edilmiştir. Komisyonun çalışma süresinin başkan, başkan vekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Sayın Gergerlioğlu, bir talebiniz var. Bununla mı ilgili? Buyurun. Bir dakika yerinizden söz veriyorum. İnsan hakları savunucularına yönelik saldırılar dursun. İnsan hakları kavramı kimsenin kimliğine bakmaz. Uğradığı mağduriyete bakar. Suçlu da olsa cezaevinde kimsenin verilen cezanın üstünde haksızlığa uğramasını kabul etmez. İnsan hakları savunucuları işkencecinin de işkenceye uğramasını kabul etmez. Adil olmayan yargılamalara karşı çıkar. TTB Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı verdiği bir rapor dolayısıyla mahkum edilmeye çalışılıyor. O zaman verdiği adli raporlar nedeniyle tüm doktorlar suçlansın. İnsan hakları savunucuları ve hekimler verdikleri raporla ilgilenir. Kişi suçlu da olsa, suçsuz da olsa raporu adil ve doğru verip vermediğine bakar. İnsan hakları savunucuları medyatik yaygara, muktedir baskısı, yargısız infaz ile susturulamaz.